Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için pardösü dikimi videosu paylaşıyorum. Ben daha önce kullandığım ham keten kumaştan annem için bir pardösü diktim. Daha önce çokça heraldi ya da pardösü dikimi videosu isteyen kişiler olmuştu. Onlar için çok harika bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Feraciyi kumaşıma yerleştirdim. Ön kalıbı çıkaracağım şimdi. Ön kalıbı yerleştirirken şu şekilde genişlikler bıraktım yan kısmına. Bir kısmını daha geniş, bir kısmını daha dar bıraktım. Katladığım zaman buradaki gibi kat payı olacak şekilde bir parçasını ayarladım. Yani bu şekilde gelecek. İkinci parçanın uzun olmasının sebebi düğme yerine fermuar geçeceğim ve fermuarın görünmesini istemiyorum. O yüzden bir kat değil iki kat olarak çalışacağım ve arada fazlalık olmuş olacak. Onu yaparken sizlerle paylaşacağım nasıl olduğunu. Daha farklı bir çalışma tekniği uygulayacağım. O yüzden bir parçasından daha geniş. Bu şekilde ayarladım. İğneledim ve etrafından çizimini yapacağım. Kıyafetimi baz alarak etrafından çizimimi yaptım. Çizimler bu şekilde. Tersinden yapmak zorunda kaldığım için dikiş paylarını vererek ilerledim. Tamamının çizimini gerçekleştirdim. Ön kalıbım tamam. Şimdi kesim işlemini yapıp arka kalıba geçeceğim. Kesim işleminden sonraki hali bu şekilde. Pervazlarını kendinden ayarlamıştım. Ön beden tamamlanmış oldu. Arka bedeni de kat kısmına değil, diğer kısma doğru yerleştirdim. Kumaşın ağız kısmına doğru. Çünkü arka ortada da bir dikiş elde etmem gerekiyor. Arka ortada dikiş istememin sebebi giyinip çıkarttığı zamanla esneklik oluşuyor kumaşta. Torba gibi bir görüntü oluşuyor. Bu görüntüyü önlemek adına bu işlemi yapmamız gerekiyor. Arka bedenin kesimini de tamamladım. Şimdi kolların kesimini gerçekleştireceğim. Daha sonra etrafını overlockla temizleyip tüm parçaların düz makineyle dikim işlemine geçeceğim. Kolun çizimini de yaptım ve şu şekilde kesiyorum. Kalıp işlemi tamamlanmış oluyor böylece. Arka orta kısmı birleştirdim. Az sonra ön parçaları da üzerine yerleştirip omuz kısımlarını dikeceğim. Arka ve ön kısımları yüz yüzüne denk gelecek şekilde ayarladım ve yerleştirdim. Omuz kısımlarından tutturacağım ve ön parçaların ağız kısımlarını da diktim. Önce yarım santim, daha sonra 2,5 santim kadar daha katlayıp önde pat görüntüsü elde etmiş oldum. Bu şekilde dikişimi tamamladım. Şimdi sıra kolları dikmeye geldi. Kollardan sonra yanları kapatarak tamamlayacağım ve en son yakasını diktikten sonra giyinmeye hazır olmuş olacak. Kolları da bedene taktım. Taktıktan sonra kol ağzından koltuk altına ve koltuk altından etek ucuna doğru dikişimi tamamladım. Yan kısımlarda altta biraz açıklık bıraktım. Bu kısımlara yırtmaç yapacağım. Şu şekilde katlayarak köşe kısımları dönerken dikkatli döneceğim ve düzgün dikdörtgen bir görüntü elde etmesini sağlayacağım. Ve yan dikişlerim tamamlanmış olacak böylece. Son olarak yaka kısmının biyesini de geçtikten sonra dikişim tamamlanmış olacak. Ön kısma fermuar ya da çıt çıt yapmayı planlıyorum. Onu son olarak değerlendireceğim.
Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.